Deneme tahtasından selam dostlar. Evet. Taylan abiyle beraberiz. Demre ve Pinik arasındaki kamp alanlarından bahsedeceğiz. Hem doğal kamp alanları hem tesisler. Evet. Önce Taylan abi sana sorayım. Müsait bir bölge mi sence karavan kampı için bölge? Ne diyorsun? Çok müsait, çok güzel de tesis yok. Onu biraz üzüldüm. Yani hani bir şey olsaydı karavanımızı park edecekti ama karavanla gelirseniz her şeyin içinde olsun. Bunu unutmayın. Çok iyi niyetli insanlar. Evet. Efendim de benim de arsam diyor işte buyurun gelin karavanınızı diyor ama bir şey yok. Doğal olarak burada kalabilirsiniz. Evet, güzel plajlar var. Çok az ben ondan bahsedeyim. İşte Sülüklü plajı var. Karavancıların daha çok tercih ettiği. Bir gece orada kaldık. Şimdi kaya dibinde biraz daha böyle yürüyüş yollarının arasında sahilde biraz daha canlı bir bölgedeyiz. Bu tarafta biraz daha restoranlar var. Burada, bu restoranların yoktu. Evet, restoranların yan tarafına çekebilirsiniz güvenlikle ilgili sıkıntı olan arkadaşlar. Sessizlik isteyenler plajın en uç kısmına kadar gidebilir. Biz çekmek aramızı bıraktık. Araçta dağları, tepeleri, her yerleri çok dolaştık, güzeldi. Yürüdük. Karavanın biraz evet, daha avantajını kullanmış olduk dolayısıyla. Bıraktık ve mobil karavan olsaydı biraz zorlanabilirdik. Evet, pick-up artı çekme karavan güzel evet, bitti gerçekten. Oldu, dediğim gibi bu bölgede Sülüklü plajında hemen arkasındaki şu anda bizim bulunduğumuz taş dibi veya kaya dibi denilen bölgede ya da Finike üzerinden yol tamamen sahilden gidiyor. Sahildeki yürüyüş yollarının neredeyse tamamının yanına şu anda bizim bulunduğumuz gibi cepler yapmışlar, piknik masaları yapmışlar. Yolda bir sürü karavancı arkadaşla rastlaştık. Onlardan hatta bir tanesiyle şu röportaj yaptık. Birazdan onu da koyarız. Demre'deyiz, Beymelek tarafındayız ve beyefendiyle tanıştık. Karavanla gelmiş. Fikri Bey'im ismim. Fikri Bey. Burası ücretsiz mi, ücretli mi? Ücretsiz. Ya bizim tek ricamız insanlardan tanıtmak değil, korumak. Ve çöpünü evet, bırakmasınlar. Mesela yani bakın, geçen şu rezilliğe bakın. Biz onları söylemeye evet, çalışıyoruz abi. Çünkü herkes evet, paylaşıyor ama uyaran, koruyan çok az var. Tesiste kalıyor musun hiç abi? Hep doğal alanlarda mısın? Zaman zaman kalıyoruz. Mesela neler önerirsin insanlara tesis olarak da? Ya Antalya'da şey vardı, Lara Camping Park'ı kapandı. Fethiye taraflarında Katrancı var bildiğim kadarıyla. İnlice plajı var. Ondan sonra Yanıklar var. Kumluca'da Günay tesisleri var. Nerede o Günay tesisleri? Orayı bilmiyorum mesela. Sahilde. Yer. Hangi tarafında Kumluca'nın Günay tesisleri bakalım bir. Mavi Kent tarafında mı? Merkezden 10 kilometre, 12 kilometre sahilde. Tamam. Sahilde bir yer. Bakalım onu. Evet. Tamam. Ondan sonra başka... Buraya gelirken işte, nerelerde kaldınız mesela? Antalya'dan geliyorsunuz değil mi? Ya peki bir süre önce ben Kızım'daydım, Ankara'daydım. Ankara'dan Antalya'ya döndük. Antalya'dan nereye geldik? İlk şeye geldik, Mavi Kent'e geldik. Kumluca Mavi Kent'e geldik. Orada 4-5 gün kaldıktan sonra Finike'ye geçtik. Finike'den de buraya geldik. Finike'de nerede kaldınız abi? Finike'de hükümet konağının karşısında, sahilde. Bu mevsimde zaten kimseye karışmıyorlar değil mi? İzin veriyorlar. Yok, çünkü yok, oralar evet, biraz aslında kalabalık bölgeler. Yazın izin vermezler muhtemelen. Yani orada yazın biraz daha sıkıntılı olabiliyor, doğru. Ama şu an hiçbir sıkıntı yok. O zaman teşekkür ediyoruz Fikri Bey'e, sağ olsun. Konuştu, bize anlattı. Bize şimdi suyun dolduracak, onu bekliyor. Deponun suyu dolmalı diyor. Depo dolacak. Efendim teşekkür ederiz Fikri Bey, sağ olun. Peki. Sağ olun. İyi yıllar, iyi seyahatler efendim. Sağ olun. Sahil boyunca dediğim gibi Demre ve Finike'de fazla tesis aramazsanız ki bence, biz aramıyoruz ama... Aramayın bence burada. Evet, yani gerek rahat yok. Rahat rahat park edin. Ceplerde şaka değil yani. Yan yana 3 araba derinliğinde cepler var. Büyük karavanlar da evet, gelebilir. Hani o var ya, o neydi? Ünümok'ta falan rahat rahat gelebilirsiniz. Yolda yani, bayağı onlarla da gördük. Var. Çok fazla yabancı karavan var, var bu mevsimde. Bayağı bu ara yabancılar gelmiş. Bunların hepsini yollarını da çektik. Detaylı başka videolar gerçekten da yapacağız. Hatta üst tarafta Gökbük Kanyonu'na gittik. Onu ayrı bir bölüm yapmak istiyorum. Çok çünkü güzel, çok sevdik orayı. Çok güzel yerlerde yürüdük. Ben biraz korktum ama güzeldi. Güzel, biraz uçurumlu yerlerden yürüttüm Taylan abi ama iki tane kamp alanı çektik. Oranın incelemesini yaptık. Bu yolculukta bizim amacımız tesislerde kalmak değil. Hani mevsim olarak zaten her yerde kalabiliyoruz. Kimse karışmıyor. Ama gene de tesis isteyenler, yani güvenlik, elektrik, su isteyenler, karavanın donanımlı olmayanlar ya da yaz sezonunda doğal kamp alanlarına izin verilmezse diye nerelerde kalabilir onlardan da bahsedeyim. Demre'nin girişinde Andreke Camping var. Biz bir önceki geldiğimde, 3 hafta önce geldiğimde orada kalmıştım. Tesis kapalı olmasına rağmen sadece başına bir tane zincir koymuşlar. O zinciri açtık, orada kaldık. Oradaki arkadaşlar esnafa koyduk. Kalabilirsiniz demişti çünkü. Doğru. Taylan abi orayı da gösterdim. Hani çimenlik. Böyle bir koyun kenarında, evet, orada bir tesis. Sezonda bazen mecbur kalıyorsunuz. Orada kullanabilirsiniz Demre'nin girişinde. Kullanmamız biraz gerekebilir. Biraz da şehrin içinde aslında, hani istiyorsanız. Evet. Sonra bir de yol üzerinde Arif'in yeri diye, yani yol kenarı aslında bir mola yeri. Demre'yi yukarıdan gören manzaralı bir, güzel, aslında restoran gibi. Ama adam akıllık yapmış. Karavancılar da orada konuk ediyor. Hatta bir iki bungalov yapmak üzere. Evet. Onlar da bitecek. Bir önceki geldiğimde orayı da çekmiştim. Her geldiğimde bir sürü yere uğruyorum zaten. Orası da bir alternatif olabilir tesis isteyenler için. Ya da Gök Liman'da yeni bir tane kamping açılıyor. Şu anda çok güzel bir tesisin yanındayız. Burası günübirlik bir alan. Belediyenin işlettiği Gök Liman sosyal tesisleri. Burada kamp yapamıyorsunuz. Fakat belediye buranın hemen yolun arka tarafına
ücretsiz bir otopark yapmış ve karavancılar burayı ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Yani deniz tatili yapmak isteyen karavancılar, kamplar için o bölgeyi şiddetle tavsiye ederim. Burası Finike'nin hemen yanında. Denizi çok güzel olan bir koy. Ya da bir tesis isteyenler için hemen şurada gözüküyordur yukarıda. Elektrik direğinin arkasında işte tarla gibi gözüken yeni açılmış bir kamp alanı var. Birazdan oraya da geçeceğiz. Oraya da bir bakalım içeride ne var diye. Eğer tesis isterlerse ki salaş bir tesis, orayı kullanabilirler. Ya da bu tesisin hemen yanında bir tane gözlemici var. O gözlemicinin arkasında da yine bir tane küçük bir otopark var. Orada da kalabilirsiniz. Ya yani bu gök limanında denize girmek için bir tanesi paralı, iki tanesi ücretsiz. Üç tane güzel yer var. Burayı da değerlendirin isterim. Spontane bir tane bir kamp alanı gördük. Tabela gördük, içeri girdik. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Spontane bulduk burayı. Biraz bahseder misin bize buradan? Çok güzel, hoş geldiniz. Burası Antalya'nın Finike ilçesinin Gökliman Koyu'nda bulunan bir kamp alanımız. 11 dönüm yerimiz var. Bir tarafımızda Gökliman plajını, belediyenin içinde Gökliman plajı var. Bir tarafta daha küçük bir koyumuz var. Kamp alanımız ve yurdum insanların, doğal misafirlerin paylaşması için. 11 dönüm yerimiz var. Çadır hizmeti ve karavan hizmeti vermekteyiz. Güzel temiz tuvaletimiz var. Sınırsız wifi'miz var. Güzel. Misafirlerimizi bekleriz efendim. Oh ne güzel. Kimler tercih ediyor burayı abi mesela? Kampçılar mı, karavancılar mı daha çok? Kampçılar daha çok tercih ediyor. Çadır kamp olanlar. Daha kolay mı burası? Daha kolay buluyorlar. Özellikle lokasyon noktasında. Karavan olarak çok cazibe merkezi değiliz. Özellikle atık, su vesaire şeklinde hizmetimiz yok. Olmadı. Tuvalete falan dökülür. Bir şey olmaz. Evet. Yani. Elektrik, su verebiliyoruz. İnternetimizden istifade ediyorlar. Güzel, daha ne olacak? Antalya Motosiklet Kulübü, Akdeniz Motosiklet Kulübü üyesi arkadaşlarımız, müdavi müşterilerimiz. Ben de tanıyorum İlkerleri falan. Evet. Instagram sayfamızda da selamlar olsun hepsine. Instagram sayfamızda takipçilerimiz. Sen onu da söyle. Telefon numaranı söyle. Burası ismini falan. Gökliman Camping Instagram sayfamız 0533 385 28 86 telefon numaramız. Bir de biraz gezdirebilir misin bizi? Tabii efendim. Nereye mesela karavanı koyuyoruz? Mesela buradan geldi şu yoldan. Sağdaki yoldan geldik. Şöyle buraya bırakabiliriz. Şu açık araziye. Açık araziye. Burada doğa ve manzara, mükemmel bir manzaramız var. Güzel. Yan tarafımızda akan dereden dolayı sabah 9 akşam 18 arası yazın özellikle aletimya denilen bir rüzgarımız vardır. Ondan dolayı çok fazla sıcaklık hissetmezsiniz. En büyük avantajımız da odur. Güzel. Şu nedir? Kuyu mu? Anlayamadım. Burası havuz efendim. Yıllar yıllar önce burayı vatandaş sebil niyetiyle yaptırmış. Buradan aşağıdan bir boruyla o zaman belediye plajı olmamasına rağmen bir vatandaş kendisi yerel bir insanımız işletmiş. Buradan da tankerlerle suyu doldurup plajda hizmeti sunmuşlar. Bir de plajdan bahseder misin biraz? Gökliman, ne zaman açılıyor? Gökliman plajımız Mayıs, Haziran'da hazırlık başlar. Genelde Haziran civarında, Haziran 1-10 arası açılır. Sezon bitince Eylül-Ekim sonunda kapanır. Finike Belediyesi iştiraki işletiyor. Giriş 10 lira. Çok cüzi bir rakam. 2 yıldır bu şekilde. Buna şezlong, şemsiye vesaire dahil. Ne güzel hizmet. Çok güzel hizmet. İçerideki fiyatlar da çok çok makul. Biz de Gökliman Camping olarak onlarla aynı seviyede tutmak için onların fiyat listesinde biz uyguluyoruz. Orası günübirlik tesis. Orada konaklama yok değil günübirlik mi? Günübirlik tesis efendim. Fakat yukarıdaki beton platformda veya arkadaki otoparkta karavancıların gelmesine de veya oradaki doğallıkları paylaşmasına da izin veriyor belediye veya emniyet mensubu. Sen de ne güzel işletmen olmasına rağmen onu da söylüyorsun böyle insanlarla paylaşıyorsun. Güzel bir şey. Gayet gönülden söylüyorum. Keşke benim yanımda, ötemde, benizimde bu tip işletmeler açılsa tatlı rekabetten hizmet ve güzellikten daha bir katma değeri sağlanır efendim. Aslında şey güzel, denize girmek için mesela gündüz orayı kullanıp en azından karavanım güvende olsun diyenler ya da çadırcılar hırsızlıktan korkanlar senin tesisi kullanabilirler mesela. Çok güzel bir fikir. Öyle yapan arkadaşlar da var. Çadır noktasında buraya konaklayan arkadaşlardan sağ taraftaki ücretsiz plaj olmasına rağmen soldaki plajı değerlendirenler de var. Sadece orada gıda hizmetinden istifade edip geçen sene yeni olduğumuz için biz o hizmeti yapmamıştık. Ondan istifade eden arkadaşlarımız da var. Finike Belediyesi bu konuda çok güzel bir hizmet veriyor. Geçen sene fiyatlar nasıldı? Bu sene daha açık değilsiniz değil mi? Herhalde biraz toparlıyorsunuz etrafı daha. Evet efendim. Geçen sene kişi başı 50 lira diyorduk. İşte ama bu sene enflasyondan dolayı ne yapacağımızı şaşkın bir haldeyiz. Makul tutmaya çalışacağız. Ne var mesela bu kişi başı 50 lira içinde? 50 lira içinde sınırsız wifi'miz var. Tertemiz hem bayanlar hem erkekler duşumuz, tuvaletimiz var. Bu arada doğal manzaramız ve biz varız efendim. Peki karavan elektrikli verebiliyor musunuz? Evet efendim, onlar veriyoruz. Onlar da dahil. Onlar da dahil. Peki alan ne kadar büyük? 11 dönüm arazimiz var. Yukarıya doğru uzuyor yani. Yukarıya doğru.
kuzeyden güneye doğru 11 dönüm. Hem yamaçtayız hem denize sıfırdayız. Hem de keçi boynuzunun doğal güzelliğiyle burada çam vesaire orman ürünleri olmadığı için nefes darlığına iyi gelen İbn-i Sina'nın bile bahsetmiş olduğu keçi boynuzu, harnup pekmezi çıkarılan meyve ağaçlarıyla donatıldı her tarafımız. Şey güzel, mesela yol kenarı çok gürültülü oluyor. 11 dönüm olması güzel. Yukarılara mesela istediğimiz ağaca, o gölgeye çadır kurabiliyoruz. Geçen sene her misafirimize istediğiniz yere dedik. Biz diğer kamplar gibi numaralandırmadık. Kimseye kötü davranmadık. İsteyen istediği şekilde koyabilir. Biraz sonra isterseniz batı tarafımızda bir karavan konacak arazimiz var. Aynı arazinin içinde bölgemiz var. Orayı da gösterebiliriz olur, efendim. Olur. Hem oraya kadar yürürken bir de yukarıda bir yeşil konteyner gibi bir şey daha var. O ne? O da yan parselimiz. Yine kullanımı bize ait. Tapusu bize ait. Orada tiny house var. Tiny house'u da aylık bazda yıllık kiraya verebiliyoruz. Oradaki yerimizde 37 dönüm. Peki yapacak mısınız birkaç karavan kiralama diye? O işte çok para var. Bak yani onu söyleyeyim. Tabii talep olursa cevap vereceğiz efendim. Birkaç düşünüyoruz. Birkaç tane karavan alıp düzgün bir aslında karavan. Evet doğru buraya. Evet düşünüyoruz. Çok düşünüyoruz. Güzel. Gezinmeye devam et abi sen. Tabii. Karavanın buradan yukarı çıkması zor ama çadırdan çıkması kolay biraz daha. Evet yani. Evet evet. Onlar belki şuraya daha konuşlanabilir. Yandan da bir yol var ama galiba. Oradan yandan da var. Oradan doğrusuna orayı da gösterebiliriz. Sağ tarafımız duşumuz, tuvaletimiz. Az önce bahsetmiştim. Burası mutfak ve ortak kullanma alanımız. Burası da kafeterya, kamelya şeklinde kullandığımız bir alan. Mevsimden dolayı şu an için burayı haliyle işletemiyoruz. Doğru. Ama önümüzdeki günlerde tadilat, tamirat bitecek. Öyle mi gidelim, böyle mi gidelim? Bilmiyorum, siz nasıl istersiniz? Şöyle buyurun. Buyurun. Yer sizin, mekan sizin, siz biliyorsunuz. Burada da her noktamızdan denizi görebildiğimizi ifade etmek olsun, isterim. Olsun, eğleniyor. Paşa hadi biraz bakalım, sakin. Paşa biraz sakin. Paşa biraz sakin. En güzel lokasyonu olan bölgelerimiz de burası. Ben 2021 geçen sene Mart ayında 4'ünde buraya çadır kurmuştum. 2 hafta öncesine kadar, aşırı soğuklara kadar burada çadırda yaşadım. Oh. Daha sonra kapalı mekana geçtim. Şimdi oraya burada şey var ama kiremitler, tuğlalar. Buraya daha önce yıkılan bir yer vardı. Tekrar buraya mütevazi bir depo gibi, güzel. Kamelya alanı gibi bir şeyler yapacağız. Ha, güzel, lazım olur. Doğru. Baksana, bunun altında yazın serin serin çadırını kurarsın. Taşla dikkat. Bu güzelliği daha fazla kişiyle paylaşmak için kepçe aldık buraya. Arazimizi hem ağaçlandıracağız hem yeşillendireceğiz. Buraya da karavanı kabul edebiliyoruz efendim. Ha, nereden çıkar? Yandan mı? Şuradan hemen mı? Hemen yandan. Ha, yakınız. Eskiden şurada olan yol vardı. Şuradan daha kolay buraya karavan. Arazinin tamamına ulaşmak için de şu kümeslerin arkasından yukarıya kadar çıkıyor. Yol açtık. Sanki şurası daha karavanlara uygun. Güzel. Evet evet. Buraya bir yol tarifi tekrar verir misin? Nasıl gelecek insanlar bulacak? Çünkü biraz yukarıda kalıyor, kaçırabilirler. Antalya'dan Kaşı istikametine gidilen ana cadde üzerindeyiz. Finike'yi 3,5 kilometre geçer geçer sağdayız. Gökliman koyu, Gökliman plajı, Gökliman kampingiz efendim. Çok iyi, tam mümkündü yani kaçırmamalı. Çok bu iyi. Bu videoyu da Taylan abinin kanalında, Taylan Erler kanalında bir de deneme tahtasına yayınlayacağız, bakarsın sen de. Tabii. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Destek karşılıklı biz teşekkür ederiz. Karavanınızda zaten bütün lüksünüz var. Evet. Diyor ki sana abi şöyle park et karavanı yani bence o kadar. Belki elektrik su için hava kapalı olduğunda işte güneş enerjisi yetmezse arkadaşların işte öyle bir elektrik ihtiyacı olabilir, onu verirler. Biz idare ettik elektrik bizim almadan. Hiçbir problemimiz olmadı gerçekten. Hakikaten çok iyi. Evet, böyle sayabileceğimiz sadece birkaç tane tesis var. Sonra Kekova Adası'na inerken küçük bir tane bir kamp alanı var. Küçük küçük alanlar bunlar ama dediğim gibi yazın gelmektense imkanınız varsa yani Temmuz Ağustos sıcağı ve kalabalıkları yerine ilkbahar sonbaharda gelirseniz evet. Bizim yaptığımız gibi Sülüklü plajında, taş dibinde, yol üzerindeki, Finike yol üzerindeki bütün böyle ceplerde, kamp alanlarında, mesire alanlarında çok keyifli bir şekilde kamp yapabiliyorsunuz. Bir dahaki videoda şey söyleyeceğiz. Nasıl bu, hangi panelle, hangi aküyle bu enerjinizi sağladınız? Evet, biraz nasıl teknik bilgilere girelim de. Evet. Anlatacağım. O çünkü madem outdoor şu an yaşıyoruz, hı-hı, onu da anlatacağız bir dahaki videoda. Sorularınızı bekliyoruz. Taylan abinin kanalına deneme tahtasını da lütfen abone olun. Daha da büyüyelim, daha da güzel, daha motive videolar çekelim.